Şimdi gidip diyeceksin, evinizi öpüşün kardeşim. Ters bir laf edecek, ondan sonra uğraş dur. Haklısın, devam et. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Polisler. Bunu bana nasıl yaparsın? Hemen anons ediyorum. Umarım şans getirir. Dur! Dur, kaçma! Sen minibüsü tahsis ederdim. Daha rahat ederdiniz. Ben senin gençliğini de biliyorum. Ne oluyor? Ne bitiyor? Anlat. Her şey istediğimiz gibi gelişiyor. Çakır'la Seyfo içeride. Herkes sizin yaptığınızı düşünüyor. Hatta tetikçiyi bile sizin vurdurduğunuzu. Yarı yarıya doğru. Biz vurmadık, sen vurdun. Operasyonun ilk safhası tamam. Ama işin zor kısmı şimdi başlıyor. Tetikçiyi vuran silahın bizde olması büyük risk. Eğer bu silahı doğru adrese ulaştırırsak, Çakır bu işten yırtar. Sen de hedefe bir adım daha yaklaşmış olursun. Tombalacının evine bu silahı yerleştirmenin bir yolunu bulurum. Ama herhangi biri üstlenir, ihale tombalacıdan uzaklaşır. Adamım tombalacının sağ kolu Burhan. Eski emniyetçidir. Titiz adamdır. Dikkatli ol. Bu arada sevgilinin savcıyı da bu yönde kanalize etmesi lazım. Nasıl? Ben silaha dair başka deliller yerleştirdim bu dosyaya. Hangi dosyaya? Kumarhane dosyasına. Sen altını çok çizmeden kumarhane meselesini aç. Elif gerisini çözecektir. Bir de Çakır'ın direnmesi lazım. Eziyorlar mı? Sorgu için savcı izin verdi. Kim? Ne oldu, geldik mi ki? Geldim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun lan? Lan eğer beni öldürmeyecekseniz var ya. Bilin ki hiçbirinizi yaşatmam lan. Bu dünya sana da kalmaz Süleyman. İşi zor. İşiniz zor. Bu silah kimde yakalanırsa bütün işler sırtında kalır. Derdini de kimseye anlatamaz. Silahın çeliği 2 kilo, ağırlığı 2 ton. Ben bunu nasıl taşıyacağım? Beline kuvvet. Her tarafta seni arıyorlar. Bütün her yeri bastılar. Çok dikkatli olman lazım.
Biraz zor olacak ama idareten bunu kullan. Taksim? Bundan iki tane var. Aman yan yana gelme. Nasıl ve nerede buluşacağız? Taksi durağının telefonu var, torpidoda. Ben Ankara'ya gidiyorum. Dönene kadar işi bitir. Emniyet çıkışı öpüşürüz. Yak bir tane. Bir sigaraya bülbül olmamı beklemeyeceksen ver içelim. Bak, sen tecrübeli bir adamsın. Doğrudur. Daha önce de ezilmişliğimiz vardır. O anlamda söylemiyorum. Bu işten kurtuluşun olmayacağını biliyorsun. Gel bu işin planlayıcısının Polat olduğunu söyle. Bir de nerede bulacağımızı söyle. Söz sana gereken kolaylığı sağlarız. Tecrübeli adamın gözü korkmaz. Morarır. Ne gele gele? Atın nezarete. Yarın devam edeceğiz. Sabah muayeneye götürmemiz lazım. Bizim yüzümüz kösele gibidir. Canınızı sıkmayın. Sabaha izimiz kalmaz. Şubasına yayın yasağı koymasalar da en azından Polat'ın nerede olduğunu öğrenirdik. Ulan hakikaten kim bizi tezgaha getirdi? Kalemimizi büyük yerden kırmışlar. Arasan bir türlü, aramasan bir türlü. Kimse var mı? Hey! Şerefsizsiniz lan! Kimse yokmuş. Çuvaldızın deliğinden geçtik. Şimdi sıra iğneninkinde. Ya taksiyi nereden buldun? Bu kaçak taksicilik işinde çok para varmış Memati. Gelene kadar kaç kişi eğletti biliyor musun? Benim yapacağım iş değil. Trafikte çeker birini vururum. Sağ ol kardeş. Usta pis makas aldılar bizi. Doğru. Seni beklerken kafayı çizdim. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Yapanı ortaya çıkararak. İşte zaten orada tıkan. Herkes olabilir ama bir taraftan da hiçbiri olamaz. Yapan tombalacı. Tombalacı niye bunu yapsın ki? Kumarhaneyi bastı. 32 kişiyi öldürdü. Derya'yı da ortadan kaldırarak abinin hayatını kararttı. Bu davanın onunla alakası yok ki. Peki o zaman bahçesine kelle attığın adam neden Çakır'ın koğuşuna tetikçi koydu?
duruşmadan bir gün önce öldürmek istedi. Ayrıca Çakır'ı öldüremeyeceğini anlayınca sadece onu değil hepimizi bitirecek hamleyi yaptı. Hem de hiç şahit bırakmadan. Tombalacıyı mı öldüreceğiz? Öldürmeyeceğiz. Tombalacı ölürse hiçbir şeyi açığa çıkaramayız. Bir şekilde sarayına gireceğiz. Onu alıkoyup bu işleri üstlendireceğiz. Zor be usta. Önce Çakır'a ulaşmak mı daha kolay, sana mı? Bana ulaşmak kolay. Çünkü dışarıdayım. Tombalacının mematisi kim? Burhan. Saraya harem ağasıyla girilir memati. Uykunu aldın mı? Aldım. Alacak sırası şimdi bizde. Bir canım var. Kimin aldığı da çok umurumda değil. Almadan gözümü açın yeter. Bugün gözün açılır. Şimdi konuş bakalım. Savcıyı öldürttün. İkinci ekibini ateşe attın. Skan teknikçiyi de vurdurttun. İyi planmış. Şimdi tek tek anlat. İşte tek tek anlattınız. Amacın ne? Tanıkla savcıyı öldürüp hiç kimsenin sana bir tek şey sormayacağını mı zannettin? Biz bugüne kadar devlete kurşun sıkmadık, sıkmayız. Kayınpederinle kafa kafaya verip imparatorluk mu kuracaktın? Kayınpederim çocuklarımın dedesidir. İlişkim ve saygım bundan öte değildir. Barış Bulmaz'la Laz Ziya'nın arasında husumet vardı. O emretti, sen arabasını havaya uçurdun. Bunun üstüne sana kumarhane verdi. Kumarhanen tarandı. Sonra Çetin Savcı'ya düştün. Onu da öldürdün. Şimdi damatlık hediyen ne? Uyuşturucu işinde kimlerle bağlantı kurdun? Sorular da sizde, cevaplar da sizde. Ben niye buradayım? Topladığınız paralarla Türkiye bütçesini oluşturdunuz. Kasanız kim? Bütün param devlet bankalarında. Nerede, neyim var biliyorsunuz. Çok zıpladın koçum. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bize yardımcı ol ki sana yardımcı olalım. Kime yardım edeceğim? Kime yataklık edeceğim? Bir gözümü açın da göreyim. Sokun tabutla. Tek başına rahat düşünsün. Ayağa kalk. Ayakkabılarını çıkar. Çömel. Sırtını dön. Çık. Ayağa kalk. Konuşacak mısın? Bir gün konuşuruz.
Polat'ın yerini söyle, bir daha oraya sokmayayım. Evine bak. Sokun içeri. Bismillah. Bu işi tombalacı yaptırmış olmasın? Tombalacı mı? O kadar akıllı bir adam olsa bütün bunlar olur muydu? Olanlar oldu. Bize bir akıllı lazım. Bana bulmaca çözdürtme. Kafandan geçenler ne? İşlerin tamamı Çakır'da değil de tombalacıda kalsa ne olur? Ester, tombalacının karısı, Lazya'nın kızı değil. Diyelim ki dul olması işine geliyor. Bak, Çakır küçük ölçekli bir adam ama tombalacı konsey üyesi. Piyonu kolayca veririz ama fil giderse yarın sıra vezire gelir. Peki fil verip vezir alsak? Vezir kim? Tetikçini öldüren adam. Yani Çakır'la Polat'ı bizim üstümüze süren adam. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu 4 bombayı aslan? Ben 4 değil 14 bomba olarak görüyorum. Tunus, Fas, Suudi Arabistan, Endonezya ve Irak'ta patlayan bombalarla birlikte değerlendirmek gerek. Ne yöntemleri, ne kullanılan bombalar, ne de amaçları farklı. Yani İstanbul'da patlayanların mesajı Türkiye'ye değildi. Fas ve Tunus'ta patlayanların mesajı o ülkenin hükümetlerine miydi ki? Bakın. Biz sizinle Irak Savaşı'ndan önce aynı değerlendirmeleri yapmıştık. 21. yüzyılda artık cephe savaşı yok. Afganistan'da Taliban, Irak'ta Saddam, teknoloji harikası Amerikan ve İngiliz ordusuyla niçin cephe harbine tutuşsun? Dünya aslında yeni bir savaşa gidiyor. Bunun adı küresel dünya savaşı. Teröristler uygun ortam bulduğu her yerde bu savaşı başlatıyor. Hani İngilizler Türkiye güvenli değil, gitmeyin dediler ya. Aslında buna inanmamız lazım. Onlar gelmezse bu bombalar da patlatılmaz. Herifler sözlerinin nereye gittiğinin farkında değiller. Önlemlerle bu küresel savaşın önüne geçileceğini zannediyorlar. Bu mümkün değil. Bizim onlara şunu dememiz lazım. Sizin savaşınız yüzünden bizim insanımız ölüyor. Bingöl'e giden yabancı gazeteciler bu yoksulluktan tabii ki terörist çıkar diyorlar. Çaresi niye yazmıyorlar? Sen dünyanın çoğunu açlığa mahkum ederek sıcacık yuvanda mutlu olabileceğini mi zannediyorsun? İkimiz de terörü besleyenleri biliyoruz. Üstelik bu şartlar dünden bugüne hemen değişecek gibi görünmüyor. Peki ne olacak? Bugünkü dünya 19. yüzyılın sonuyla aynı. O zaman da bomba ve suikastlar başlamış ve ardından dünya savaşı gelmişti. Soğuk savaş sonrası dünya henüz siyasi ve iktisadi dengesini bulamadı. Oturana kadar da bu kaos sürecek. Dünya er ya da geç anlayacak ki Mezopotamya'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da bizi Türkiye'yi yok sayarak kimse bir şey yapamaz. Bir denge oturtamaz. Yeniden emperyal devlet mi olacağız? Atatürk'ün yurtta suç, cihanda suç vecizesini
bilinçli ya da bilinçsiz bugüne kadar hep yanlış yorumladılar. Gazi bu cümleyi kurarken bir yandan Balkan Paktı'nı, bir yandan Sadabat Paktı'nı kuruyordu. Bu paklar bölgesel güç olduğumuzun deklarasyonudur. Ve demektir ki benim olduğum bölgede çatışma istemiyorum. Bunun adına ister ulus devlette, ister emperyal devlet. Türkiye'de nasıl bir sistem kurarsan kur, ne sömürgeci emperyal olabilir, ne de kabuğuna çekilmiş ulus devlet olabilir. Bunun orta yolu hem ülkemiz için hem de dünya için bulunmalı. Bizim gibiler yer altına inerken sığ kafalılar maalesef göklere çıkarılıyor. Sizin kurduğunuz bu cümleleri idrak edecek resmi bir muhatabınız var mı Allah aşkına? Bugün olmazsa yarın olur. Ne devlete küsülür, ne de devletin acele etmesi beklenir. Su daima mecranda akar. Bırak Ankara'yı da sen şu İstanbul'u anlat. Neler oluyor? Olan bir şey yok. İstanbul her zamanki İstanbul. Savcı öldürten güç kim? Dengelerin değişmesini şimdilik istemeyen güçler. Sen dengelerden memnun musun? Benim oluşturduğum dengelerse evet. İşte emperyal dediğim bu. Bütün dengelere karşı denge oluşturabilmek. Yok canım. Bizim Gürcistan'la ne alakamız var? Orada olsak kaos doğar mıydı? Bırak Mehmet Bey. Orta Asya'da, Kafkasya'da senin girmediğin yer mi var? İlle bana kumarhanelerini saydıracak. Serbest piyasayı bir şekilde öğrenmeleri lazım. Ama Gürcistan'da bir ilgim yok. Belki yeni dönemde. Ya Türkiye'yi iki boşladık, bakın neler oldu. Siz anlatın neler oluyor. Bombalar patlıyor, savcılar öldürülüyor. Türkiye'ye mesaj vermeye çalışıyorlar. Siz Irak'a gitmezseniz Irak size gelir diyorlar. Bizi suçluyorlar. Bizden bekledikleri memlekette ne kadar kamyon, kamyonet, gübre varsa toplayalım. Kimse girip bir yeri uçurmasın. Korkudan sivilcesi patlayan suçu bizde buluyor. Size niye yayın yasağı getirdiler? Uygulayan kim? Yasaklarla bir yere varılmaz. Onlar da ne yapsın? Adam zıvanadan çıkmış savcı öldürmeyi göze alıyor. Buna bir dur diyen olmayacak mı? Siz rahat olun. Biz dur diyoruz. Lazia'nın bütün kredisini yedi bitirdi. Şimdi de kendini yiyor. Yazık. Fena çocuk değildim. Orta Polat Alemdar'a ulaşılamadı mı? Çakır'ın yerine mi oynuyor? Önce gelip bizim elimizi öpecek. Ondan sonra kimin yerine oynayacaksa biz tayin edeceğiz. Bu tarafta. Usta, buraya helikoptersiz giremeyiz. Bak Memati, onu da çalarsak biraz da dikkat çekeriz. Usta sorma. Bir şeye yanmam. Bizi yakalasalar gasptan içeri atacaklar. Müebbetin eksiği var, fazlası yok Memati. Rahat ol. Buraya gece girebilir miyiz? Demir örgüde elektrik var. Zor. Ciddi misin? Ciddiyim. Allah korumuş usta. Kelle yatarken pişmiş kelle olacaktık.
Bizi buraya Burhan sokacak. Çık. Bu sefer aldığın nefesleri boşa tüketme. Polat Alemdar nerede? Ne yapacaksın Polat Alemdar? Buradayım işte. Senin yerine getireceğiz. Benim yerimde. Çakır. Sen direniyorsun ama o akıllı bir adam. Onunla anlaşırız. Tuvalete gitmek istiyorum. Önce hak et. Tamam lan. Dişimizi de sıkarız. Şişimizi de sıkarız. Açın lan kapıyı. Koyun hak ettiği yere. Ya bismillah. Yanındakiler de kim? Sağdaki gazeteci. Genel müdürüm ne? Öyle bir şey. Tek olsa iyiydi ya. Usta. Ne var? Tek araba takip edelim. Niye şansımızı teke indirelim Memati? Hayırlısı. Kendimizi buradan cezaevine bir atsaydık. Ulan cezaevi dedik, koğuş sistemine geçtik. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Adı güzel. Tosunum, bana bir maden suyu, misafirime de bir çay. Buraya da bir çay bahçesi açarsın. İyi sahiplendin. Misafire çay ısmarlanmayan yerde batarız. Bir pavyonda neden düştün diye sorarlar. Bir de burada. Hele söyle bakalım Tosunum. Neden düştün? Polise mukavemetten aldılar. Çıkarın beni buradan çabuk. Çıkarın, çıkarın. Ulan çıkarın bu kabağa kafalı. Biz esrarkeş miyiz ki bir fırt adam satak ha? Bu muhbir kafasını duvarlara vuruyor. E ne yapayım? Buradan engelleyemedim. Öyle değil mi Tosun? Akıllı ol dayı. Asılsız akıllı olun. Bir maden suyu getirin. Bakın size neler anlatacağım. Önce beni arabama bırak Burhan Bey. Tabii. Ya boş ver arabayı. İstiyorsan seni nohutlu pilavcıya götüreyim. Ne işimiz var nohut pilavcıda? Bir şeyler söylemedi mi hala?
Senin adını ver. Birkaç kez nohutunu yemişiz. Usta nerede kaldın? Katırla at takip ediyoruz. Bizimki yine katır. Polat'ın altındaki eşek. Keşke arabaları değseydik. Bayıldı. Gönderin gitsin. Artık işimize yaramaz. İleride yolu kesmişler. Memati var, in aşağı. Üstünü ara. Thank you.
gitme elimizden. Her şey bitti.